Tekrar merhaba. Şimdi sırada Multiline komutumuz var. Bu komutumuzu aktif etmek için ml enter diyerek komutumuza giriş yapabiliriz. Multiline nedir? Aslında offsetlenmiş iki çizgiyi hazır olarak çizmenizi sağlayan bir araç. Yani mesela bunu seçtim, escape'e bastım. Bakalım aralarındaki mesafe neymiş? 20 birim. Peki nereden geliyor bu 20 birim? Öncelikli olarak bunu bir siliyorum. Tekrar ml enter diyorum. Gördüğünüz gibi burada default olarak gelen ayarlarda justification 0, scale'i 20, style'ı da standart olarak geliyor. Öncelikli olarak ben scale'i değiştirmek istiyorsam ister buraya tıklayarak isterse enter diyerek scale'imi değiştirebilirim. Bu sefer bunu 10 yaptım. Tekrar çizgimi çizdim. Hemen bakıyorum dimension'ımla. Gördüğünüz gibi aradaki mesafe 10. Yani bize default offset seçeneğini 10 olarak değiştirmemizi söylüyor. Peki bir de bakalım justification'a. Justification ne? Top, zero, bottom diye 3 tane seçenek çıkıyor. Bizim default'umuz zero'ydu. Top diye seçersek eğer, top dediği üstteki çizgiyi baz alarak başlatıyor. Gördüğünüz gibi. Peki tekrar aynı komutuma giriş yaptım. J enter dedim. Giriş yaptım. Bottom dersem eğer de alt çizgiyi baz alarak, yani bu kürsörümüz alt çizgiyi baz alarak başlar ve siz ona göre seçim yaparak çizim yaparsınız. Peki bu ikisini gördük. Bunun dışında başka ne var burada? Style var. Yani st enter dediğiniz zaman yani size style'ınızın adını soruyor. Peki ben bu Multiline ile alakalı stilimi nasıl değiştirebilirim? Burada formatın altında Multiline Style derseniz eğer size bir seçenek penceresi çıkar bunu düzenleyebileceğiniz. Ben mesela buraya new diyorum ve stilimin ismini none yapıyorum. Continue dedim. Şimdi benim burada vereceğim offset değerlerine göre çalışacak. Eğer sonlarını işte başlangıç ve son çizgisini line ile kapamak istersen bunları işaretleyebilirim. Ya da outer arc verebilirim. Ekstra olarak vereceğim şöyle bir özellik var. Mesela benim 0.5'e 0.5 attım değil mi? Add dediğim zaman tam 0 noktasına bir çizgi atabiliyorum. Ama ben bunun 0 değerinde olmasını istemiyorum. Örneğin 0.2 offsetiyle gelsin. Buradan OK'ye basarsanız direkt onaylamış olursunuz. Farklı bir yere bastığınızda o çizginizi ona göre atacaktır. Tekrar geldim. Gördüğünüz gibi 0.2'lik yukarı doğru offsetimi OK'ledi. Tekrar add diyorum. Yine merkez 0 noktasına bir çizgi attım. Bu sefer de buna eksi 0.2 dersem tekrar geldim, tıkladım. Bu sefer alt çizgiden eksi 0.2 olarak bana bir offsetli çizgi atmış oluyor. Peki inner arc ne? Hemen görelim. Inner arc bu içeride kalan offsetli sizin multiline'larınızın arc'la kapanmasını sağlıyor. Bir de üstüne outer arc verdiğiniz zaman böyle bir şekil elde edebilirsiniz. Mesela ben bu stili uygulamak istiyorum. OK dedim. Tekrar OK dedim. ML enter diyorum. Style için ST'ye basıyorum. Bana stilimin ismini söylüyor. Benim stilimin ismi neydi? None'dı. Tekrar bastım. Gördüğünüz gibi bana bu stilde verdiğim değerler dahilinde bir multiline oluşturuyor. Verdiğiniz stilize sayesinde böyle bir ölçülendirme yapıyor. Tekrar ml enter diyorum. Multiline'ıma geçiş yaptım. Gördüğünüz gibi biz zaten scale değerini 10 olarak default şekilde ayarlamıştık. Ben buna tekrar 20 diyorum. Sonrasında kendi stilimi yine seçeceğim. None dedim. Enter dedim. Girdiğim zaman bana yani az önce girdiğim default scale değerini baz alarak yeni bir şekil çizmemi sağlıyor. Ağırlıklı olarak Multiline'ı kat çizim planlarında kullanabilirsiniz. O az önce gösterdiğimiz outer arc'la yaptığımız şekli mesela özellikle kama yolu için mesela kullanabilirsiniz. Bu tarz çizimler için kullanma ihtimaliniz var. Peki komut satırından mesela edit yapmak istiyorsam ml edit dediğimde ne çıkar bana? Bu köşe çizgisini, köşe birleşim yerlerini ya da işte kesişim yerlerinin nasıl tipte olması gerektiğini söylüyor. Örneğin hemen bir örnek yapalım. ML line dedim. Ama ben bunu seçmek istemiyorum. Zaten az önce yaptığım kendi stili de buradan kaldıracağım. Öncelikli olarak ben standartımı set current olarak ayarlıyorum. None'ı da buradan siliyorum. Şimdi ML enter dedim. Benim yine scale'im default olarak en son 20 ayarlamıştım. Bu geldi. 200 birim bu tarafa gittim. 200 birim yukarı gideyim. 200 birim böyle gideyim. 150 birim de böyle gideyim. Ve ben bunu burada sonlandırayım. Şimdi ben ML edit dedim. ML edit'e geldim. Kapama için ne yapmak istediğimi soruyor bana. Close it gördüğünüz gibi cut all gibi pek çok multiline üzerinde çalışabileceğiniz seçenekler var. Corner joint'i seçtim. Burayı seçiyorum. Sonra burayı seçiyorum. Gördüğünüz gibi bunları birleştiriyor. U enter diyorum. Bunu da diyorum. Tekrar ML enter dedim. Böyle bir çizgi yapayım. Space'de tekrar komutumu aktif ediyorum. Böyle bir çizgi yapayım. Ben bunların kesişim noktasının böyle kare tarzda olmasını istemiyorum. ML edit dersem ve cross için belirlediğim böyle koridor yolu gibi bir şey olsun eğer istersem bunu ML edit sayesinde çeşitli düzenlemelerle yapabiliyorum. Diğer özellikleri de kendiniz deneyerek gözlemleyebilirsiniz. Zaten çalışma stilinize ve çalıştığınız sektöre, parçalara göre multiline kullanımınız da değişecektir. Bu dersimizde başlangıç seviyesi için böyleydi. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.